Galatasaray Spor Kulübü'nün resmi Twitter hesabından az önce yapılan açıklama, lafta var, ortada yok. Görselde, ekranda Cuma akşamı Konya'da pozisyonun kahramanı olan rakip oyuncunun bile itiraf ettiği kırmızı kartın verilmemesi, bugün rakibimizden bir oyuncunun aynı müdahalesine kırmızı kart çıkmaması ve bir kırmızı kart görseli. E, koyulmuş bu açıklamaya bu paylaşıma Twitter hesabından yapılan bu paylaşıma e, bu yaşananlara kırmızı kart gösteriyor Galatasaray Spor Kulübü dün akşam ve bu akşam yaşananların ardından ve sonrasında açıklamalar da devam ediyor. Hepsini paylaşacağız. Minot Raşitse'ye yapılan müdahaleyi görmeyen ve verilmeyen penaltı Ener Valencia'ya yapılan müdahaleye devam kararı veren Mete Kalkavan'a ise var müdahalesiyle çalınan penaltı. Rakiplerimizin sosyal medya hesaplarından ilk olarak devre arasında yapılan pişkince paylaşıma ardından maç bittiğinde yüzleri kızarmadan tehdit diliyle yapılmış son paylaşıma ise söyleyebileceğimiz tek bir söz var. Yavuz Hırsız ev sahibini bastırır. Ligi kendileri için dizayn etmek isteyenlere cevabımızı sahada vereceğiz deniliyor. Galatasaray'ın açıklaması da sıcağı sıcağına bu açıklamayı sizlerle paylaştık. Zeki uzun Uzundurkan, e, ortalık yangın yeri evet, değil mi? Evet, <laughs> yani evet. Ne diyelim, nasıl isimlendirelim ya, bilmiyoruz. Yani Kulüpler kendi açılarından haklı. Biz gazeteciler tabii ki böyle e, polemiği şöyle seviyoruz. En azından manşetler çıkıyor. Zaten e, halk olarak, futbol severler olarak biz polemikle beslenen bir toplum haline geldik. E, nerede polemik çıkıyorsa... Ee, onun üzerine gidiyoruz. Bir kart topu çığa dönüşüyor. Baktığında e, her takımın e, bir yerden e, haklı olduğunu görüyorum. Şimdi, Şimdi e, Sıcaz sahne Galatasaray'ın açıklaması. Galatasaray açıklaması. Açıklama krem Sunus'un, o hepimizin bildiği evet. Kadıköy'de sıranın ortasına bayrak dikme hadisesinin e, görselleştirildiği <laughs> kareografiyle, bir maç kareografisiyle biten bir açıklama. Kırmızı kartta başlayan bu görselle biten bir açıklama. Yani ben hiç şaşırmıyorum. Çünkü bu ülkede bir takımın elinden şampiyonluk alınıp göstere göstere başka bir takıma verildi. Daha yakın 3-5 sene olmadı. Bunları yaşadık, gördük. Herkes seyirci kaldı. MHK Başkanı çıktı hakemlere fırça attı. Niye penaltıyı vermedin, niye sarı kartı çıkarmadın? Onların dosyaları hep duruyor ortada. MHK Başkanları değişiyor. Sezon başında Fenerbahçe'ye giderken şunu söylemiştim. Fenerbahçe'yi ancak e, şampiyonluk yarışında hakemler durdurur demiştim. E, Pazartesi günü de, e, defalarca söyledim ama Pazartesi günü de şunu söylemiştim. Galatasaray'ın şampiyonluğa koşarken işte Galatasaray'ı da durduracak olan ancak hakem hatalarına e, çok fazla kurban giderse Fenerbahçe Galatasaray şampiyon olamaz demiştim. Gaz, Galatasaray, ama Beşiktaş, hepsi. Fenerbahçe üçü de operasyon ama, yapıldığını tabii, ima ediyorlar. Ama haklılar. Haklılar. Bu takıma birden mı? Tak, haklılar. Yapılıyor. Ne oluyor ha, Türk futbolunda? O, o, ne olduğu belli. Hakemlerimiz çok kötü, formsuzlar, eyyam yapıyorlar. MHK başkanının yaptığı yani akıl tutulması. Yorumculuktan MHK başkanlığına geliyor. Hala e, yorumcu gibi davranabiliyor. Yani sen e, nasıl e, görüntü gönderebilirsin ya da şu görüntü var bu. Yani nasıl müdahale edebilirsin? Sen önce hakemlerini bir e, disiplin altına alman lazım. Nasıl bir disiplinsiz oldu, disiplinsiz, disiplinsizlik oldu ortada zaten. Hani e, hep şunu bekledik, hayal ettik. Kalifiyeli, e, dik duracak, hiçbir takıma yakın olmayan, hiçbir camiye yakın olmayan MHK başkanı istiyoruz dedik. Ama e, gelen giden aratıyor. Yani şu anda e, MHK başkanı hala istifa etmediyse ee, şaşırıyorum. ya yani Nasıl istifa etmiyor ki? Ben Futbol Federasyonu Başkanı e, Mehmet Büyükekşi'nin de bu milli maç arasında herhalde MHK'den istifasını isteyeceğini düşünüyorum. Çünkü bu lig bitmez bu şekilde. Evet. MHK Başkanı bunu yaparsa hakemler neler yapmaz ki gördük. Yani bu Mete Kalkavan'ın ilk yaptığı değil son yaptığı da olmayacak. Bundan sonra yine görev alacak e, e, Mete Kalkavan. E, sonuçta hani vara çok kızamıyorum. Vara çok kızamıyorum çünkü e, sağdaki hakemi e, var odasındakiler de bildiği için e, bu hataları ben hiç şaşırmadım. E, Fenerbahçe söylemlerinde haklı, Galatasaray söylemlerinde haklı, Beşiktaş haklı. E, biraz geride kaldığı için, seçim sürecine girdiği için Trabzonspor e, bu e, kaos iklimine çok müdahil olmuyor. E, gün gelecek onlar da diyecekler ki bizim penaltımız verilmedi, bizi hakem yaktı. Bunlar hep de, denildi. Kısır döngü devam edecek. Ama Fenerbahçe'nin de devre arasında ya maçın maç oynanırken, oyun oynanırken devre arasında açıklama yapması çok doğru değil. Şimdi Ve o açıklamayı da getirsek evet. ekrana. Galatasaray'ın açıklamasında lafta var, var kastediliyor, evet. var. Sistemi kastediyor aslında evet. burada kelime oyunu var. Ortada yok derken de orta <laughs> e, bolt yazılmış. Burada yani da, Lale, da Sayın ha, Lale, Lale Orta'ya veya başka ya, da bir gönderme var e, açıklamada Galatasaray'ın açıklamasında. Yaparsa, e, herkese güven bulanımı yaşatır. Herkes de kuşku olacak bundan sonra. İsmi çok yıprandı. Geçen hafta olumlu şeyler söylemiştik Lale Orta ile ilgili. hakemleri çok konuşmuyoruz, İyi maç yönetmeye başladılar dedik. Ya depremi yaşadı bu ülke ya. Neyi paylaşamıyoruz? Her yıl şampiyonluk var. Ve bu camialar birbirine bu depremde nasıl kaynaştılar bir araya geldiler eee Voltran'ı oluşturdular onu söyleyeyim ama şu anda yine eskiye döndük. Yani her şey unutuldu. Yine birbirine girdi. Demeşler çok ağır ifadeler havada uçuşuyor. işte e, kaos lig nasıl bitecek şimdi onu düşünüyoruz ama eee ve hakemlere e, hiç güven yok. Hiç güven yok. E, sosyal medyada insanlar birbirine girmiş, kitleler birbirine girmiş. Hakaretler, her türlü e, komplo teorileri havada uçuşurken biz ligi bitirmeye çalışacağız ama bu şekilde olmaz. MHK başkanının ismi daha gelir gelmez yıprandı ama bunda kendisinin çok büyük hatası var. Sen artık yorumcu değildin, sen artık ağır bir yerdesin, büyük bir yerdesin. Koltuğuna sahip çıkacaktın, hakemlerine sahip çıkacaktın. Hakemler ayrı telden çalıyor. MHK başkanı Lale Orta ayrı telden çalıyor. Futbol Federasyonu bunu seyreder mi? Ben tanıdığım kadarıyla Mehmet Büyükekşi bunun faturasını mutlaka keser. Yoksa bu lig bitmez. Bakın, hepsi haklı. Bak, bunlar aslında hani Türk futbolunun nereye geldiğini, nereden nereye geldiğini gösteriyor. Ya bu deprem acılarını yaşamışken hani biz hep birlik olacaktık. Ya bu şampiyonluk bu kadar mı önemli? Bu kadar mı birbirimizi kırıyoruz, hakaret ediyoruz? E, ama bunun da e, temel sebebi hakemler. Alın terini çalıyorlar. Bu kadar basit ya. Olur mu ya? Kırmızı kartı vermiyorsun. İşte e, Offside olduğu görüntünün Hani çizgisi doğrudur Çizilmiyor neye göre nasıl Ama burada şu da var artık yapılması lazım e, Hocalarıma da söyleyeyim Yani onlar da mutlaka bu konuda görüş ifade edeceklerdir Bunda istiklada böyle bir tartışma alevlendi Sezon başında hemen şeye geçtiler Hakemlerden maç sonunda 3 dakikalık görüş aldılar Televizyona görüş veriyor hakem sıcağı sıcağına Nasıl futbolcular görüş veriyorsa Ya da teknik direktörler Hakemler de görüş verdiler bunda istiklada Niye neyin neden olduğunu soruldu. Anlatıldı. Bunu kadar da Hiç hakem tartışılmıyor Bizde, Bizde de oldu bir dönem. Hakemler çıkıp gördüğümüzü çaldık Aynen. arkadaşlar deyip evet. nasıl toplansın terk ettiler. şimdi kısa... Açıklamaları vereyim. Sizlerin <laughs> çok görüşleri de çok önemli. Şey. Fenerbahçe <laughs> açıklamaları var. Galatasaray'ın açıklaması son dakika bilgisi olarak paylaşmıştık. Diğer açıklamaları da paylaşalım. İşte Galatasaray'ın açıklaması onu paylaşmıştık. Fenerbahçe ile başlayalım. Açıklamaları devre arasına geldi. Sistemimize yazıklar olsun. Başlık böyle. Sezonun 26. haftası itibarıyla bir daha olmaz dediğimiz her şeyin bıkmadan ve yılmadan daha da vahimini yaşatıyorsunuz. Milyonların gözü önünde Fenerbahçe'yi doğuruyorsunuz. Çizgileri belirsiz, kararları tanımsız her bir hamleniz ve adımınızla, verilen verilmeyen kartlarınızla varınızla, hakeminizle görüyoruz ki Fenerbahçe'nin yakasını bırakmayacaksınız. Türk futbolunun içinde bulduğu bu sisteme ve bu rezalete payı olan herkese yazıklar olsun. Sisteminiz sizin olsun. Biz mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Son günlerde yaşananların ve bu akşamın hesabını soracağız. Açıklaması gelmişti Fenerbahçe'den. Maç devam ederken. Ee, az önce dakikalar önce Galatasaray'dan da açıklama geldi. Tüm açıklamayı paylaşmıştık. Giriş bölümünü bir kez daha paylaşalım. Lafta var, ortada yok. Cuma akşamı Konya'da pozisyonun kahramanı olan rakip oyuncunun bile itiraf ettiği kırmızı kartın verilmemesi, bugün rakibimizden bir oyuncunun aynı müdahalesine kırmızı kart çıkmaması diye başlıyordu Galatasaray'ın açıklaması. Sert tepki var. Galatasaray Kulübünden de Fenerbahçe Kulübü'nden de birazdan Beşiktaş'tan Sayın Emre Koca'dan, yönetici Sayın Koca'dan Türkiye Futbol Federasyonu'nun deprem dolayısıyla ligden çekilen takımlarla ilgili kararı e, karara yönelik eleştirisi vardı. O haberi de sizlerle paylaşacağız. Üç kulübümüzden de tepki var ya hocam. Evet, hem e, TFF'ye hem Vara hem Sayın Lale ortaya. E, yani bir kere tabii daha yani büyük takımlarımız tabii ki mutlaka kendilerini savunacak. Yani Galatasaray gayet doğal. Anormal değil. Zaten ülke olarak bunlara alıştık. Bunu söyleyeyim. Yalnız burada şunu söylerim, Lale Hanım'ın ile ilgili bunu Mehmet Bey e, tasarrufunda olan o organize etti değil mi? Lale Hanım'da hep söylüyoruz düzgün bir hanımefendi. Her zaman da dile getirdiğimiz gibi ilk kadın hakimimiz ülkemizde. Ama bu kadar lik kızışmışken, alev almışken Mehmet Bey'in bu seçimi doğru değil. Yani orada daha tecrübeli bir MHK başkanı ikna edip getirmeleri gerekir. Şimdi dün de bunu konuştuk hatırlarsan direkt Mehmet Büyükekşi'nin haber olduğunu söyledim. Yani dire, Anadolu Ajansı'na verilenin o beyanatın Mehmet Büyükekşi Futbol Federasyonu sitesinden direkt açıklama yapma oraya yönlendirdiğini düşünüyorum. Bu da az önce Zeki Uzundurukan'ın söylediği gibi ben de dün dile getirdim. Bu ne demek? Bir şekilde istifasını istemek. Evet. Değil mi? Evet. Lale Hoca'nın istifasını Aynen. istemek. Yani Mehmet Büyükekşi de yaptığı hatanın farkında. Dedi ki tamam bir kadın gelmesi belki sağduyu olur işler ama işler öyle yürümüyor ülkede. Yani senin az önce getirdiğin gibi o görsellerdeki gibi bütün büyük takımlar haklı olarak isyan ediyor. Bunu göğüsleyecek biri lazım. İlk sıkıntıda böyle kırılacak, yayıncı kuluşu ağrıyacak e, vesaire. Orada işte şu pozisyonu niye getirdiniz? Yani bu işlere girmeyecek. Daha böyle... E, orayı doldurabilecek bir mahkeme başkanı olması gerekirdi bir. İkincisi şimdi e, yani Lale Hanım istifa etti. Bundan sonra kim gelir? Şu evet. iki aylık süreçte kim gelecek? Bana göre tek insan var. Mustafa şu olacak Hayır. Kim? Ben şimdi söyleyeyim eğer Söyle giderse hocam, iki aylık süreçte verecektim. Tayfun Özkan gelecek. Olabilir. Hayır sen şey e, hakem işleri müdürü, mı hakem işleri müdürü direkt bana göre şu anda e, ee, TFF'de çalışan Hı -hı. Tayfun Özkan'ın ben önümüzdeki milli takım olduğu sürecinde Lale Hanım büyük olsakla istifa edeceğini ve Mehmet Bey'in Mehmet Bey'in zaten içinde. buna zorlayacağını ve de aynı şekilde Lale Hanım istifa ettikten sonra iki aylık kimse gelmez. Tayfun Özkan'ın hakem işleri müdürünün iki aylık nasıl olsa hakem atala, evet. atamaları olacak bu tabii saatten tabii. sonra Haziran, değil mi? Bütün liglerdeki Olur. hepsine hakem atası, atamaları olacak. Bu atamaları zaten devamlı yapıyor Tayfun Özkan. Evet. İki aylık süreci bununla geçtikten sonra ayındaki yeni seçimle beraber tekrar yeni bir MHK çatısı oluşturulacak. Öyle evet. düşünüyorum. Cem hocam, bu yaşananlar çok ilginç. Yani üç büyük kulüp üçü de mutlu değil. ha Şimdi burada hepimizin görüşü üç büyük kulüplerinde çıkışı kendilerine yapıldıkları haksızlıklardan dolayı. Hepsi haklı. Şimdi burada Lale Hoca için de bir şeyler söylememiz lazım. Yani daha doğrusu benim söylemem lazım. Lale Hoca hepimizin çok sevdiği ve de önemli bir mevkinin başına getiriyorsunuz ama oraya geldiğiniz zaman orada istenilen kriterler, oradaki davranışlar bir herhangi bir spor programında yapmış olduğunuz yorumlarla çok farklı bir şekilde oluyor. Çünkü şimdi ben Lale Hoca'nın tutup da bir e, görüntüyü alıp kendi yorum yaptığı arkadaşlarına veyahut da oranın sorumlu müdürüne vererek bakın bunu daha iyi net izleyin, burası önemli, buradan değerlendirin gibi bir e, söylemi acaba tek başına mı aldı bu kararı yoksa MHK'deki arkadaşlarıyla beraber olarak mı aldı veya bunu e, Sayın Mehmet Büyükekşi'ye danışarak mı aldı? Bunların hepsi e, açıkçası bir sorulmalı ve açığa çıkmalı. Ve neden yani Galatasaray maçında oldu? Galatasaray evet. cephesi de bunu soruyor. Evet. Aynı şekilde. Yani bize bir tavır mı diye algılıyor e, Öyle de algılıyor. Tabii Galatasaray maçından sonra olması Galatasaray kulübünde haklı olarak da bu çıkışı sezer, e, Hı -hı. serzenişleri gayet doğal. Fakat e, eğer Lale Orta bunu tek başına alıp hiç kimseyle konuşmadan, paylaşmadan <laughs> bu görüntüyü ve bu görüntüyle ilgili bütün detayları ilgili yayıncı kuruluşun başındaki insana veya hatta arkadaşlarına orada davet yayın yapmış olduğu programdaki arkadaşlarını verip vermemesi o tek başının bir kararı mı oldu ben açıkçası merak ediyorum Eğer, arkadaşlarına vermiyor Cem abi hayır arkadaşlar ha, şey açıkladım ben yani Bülent hocaya evet. Deniz Hoca tamam. değil oradaki telefon açıyor direk idari tamam. yöne, bunu yönetimde burada, olan birine burada, söylüyor o hakemlerle muhatap olmuyor beni yani. esas beni esas merakta bırakan konu bunu tek başına mı yapıyor yoksa MHK'deki şimdi burada herhangi hepimiz bir mademki bir takımız ben burada bunu tek başıma düşünüp bu sorumlu müdüre bunu veremem size danışmam lazım devam lazım ki Zeki ya böyle bir şey var benim bunu vermemi düşünüyorum. Benim için bu önemli. Arkadaşlarımız da vardı ama bunun doğrusu buradaki işin başındaki başındakiyse vereceğim ben bunu. Evet. Ne diyorsunuz diye size sormam lazım. Eğer sormazsa. Ama burada sormadı. bir şey çok esas büyük hata Federasyon ha. Başkanı. Tabii tabii. Senin üstün <laughs> orası. Ona sormadı, sormazsa bir ekibe sorarsa senin az önce örnek verdiğin gibi o da yanlış. Çünkü direkt bir meğer, sıcak gelişme daha Galatasaray Spor Kulübü'den bir açıklama daha geldi. 21 Mart Salı günü saat 15'te Nef Stadyumunda kulübümüz tarafından basın açıklaması yapılacaktır. Aynen. Ekrana da geliyor bu açıklama. 21 Mart Salı günü saat 15'te Nef Stadyumunda Hı. kulübümüz tarafından basın açıklaması yapılacaktır. Yarın da Fenerbahçe yani, Aynen şimdi yapılır. bence. de daha önce de Fenerbahçe yapıldı. Düşünebiliyor yapılır. musun? Programa başladık. Ne kadar önemli maçlar var ve pozisyonlar var. E, ve bu gelişmelerden dolayı maça giremiyoruz bir türlü. Şimdi devam edeyim ben. Buyurun hocam. Ee, eğer e, Lale Hoca bunu danışmadan tek başına verdiyse o zaman zaten problemlerin büyüğü hemen onu Türkiye Futbol Federasyonu başkanı çağıracak. Diyecek ki Lale Hocam e, yarın öbür gün milli maç arası var. Senden rica ediyorum istifanı getir. Ondan sonra bize danışmadan madem bu iş yapıldı. Ondan daha evvel Mehmet Bey'in de e, Lale Hanım tercihi de doğru olmadığı çıkıyor burada. Bak enteresan bir şey. Bu kadar kısa süreçte iki ayda tekrar istifasını isteme. Demek ki bu seçim de doğru değilmiş. Tabii e, seçim abi. de doğru evet. değil.